Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu hizmetler arasında olduğu söylenemez? Osmanlı devletinde başta padişahlar olmak üzere hanedan üyeleri ve yüksek dereceli devlet görevlileri çeşitli vesilelerle vakıflar kurmuşlardır. Böylece devlet birçok hizmeti para harcamadan yerine getirebilmiştir. Arkadaşlar bu vakıflarda yerine getirilen şeyler aslında insanların hayatını kolaylaştıracak, insanları maddi olarak da manevi olarak da rahatlatacak olan şeylerdir. Şimdi şıklarımıza bakalım. Örneğin eğitim kurumlarının giderlerinin karşılanması vakıfların görevleri arasında yer alabilir mi? Tabii ki. Çünkü yine insanların hayatı için olumlu şeyler katabilecek bir durum eğitim. Dolayısıyla doğru olmuş olur. Yolların tamiratı ve yapımının sağlanması. Evet arkadaşlar bu şekilde bayındırlık faaliyetleri de vakıflar tarafından karşılanmıştır. Hastane, imarethane gibi kuruluşlara finansman sağlanması. Elbette imarethane aşeviydi zaten. Doğru. Ülkenin bayındır hale getirilmesi yine 5 e şıkkıyla aslında hemen hemen aynı yola çıkıyor. Merkez ordusunun masraflarının karşılanması ise tabii ki vakıfların görevi olamaz. Bu tamamıyla hazineden karşılanır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde millet sistemi çerçevesinde hoşgörülü bir yönetim anlayışının uygulandığının en belirgin kanıtıdır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde millet sistemi şu şekildeydi. İnsanlar Müslüman ya da gayrimüslim olarak nitelendiriliyordu. Yani insanların hangi millete mensup olduğu ya da hangi ırka mensup olduğu konusunda Osmanlı Devleti bir ayrım yapmıyordu. Dolayısıyla millet sistemi çerçevesinde insanlar kendi milli kimliklerini koruyabiliyordu. Bu da hoşgörülü bir yönetim anlayışının en büyük kanıtıydı. Şıklara baktığımızda zaten D şıkkında da bundan bahsedilmiş. Osmanlı egemenliğine giren ulusların milli kimliklerini korumaları bunun en büyük göstergesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Rekabet şartlarındaki eşitsizlikten dolayı fiyatlara müdahale edilmesi olarak tarif edilen nokta 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 klasik dönem Osmanlı ekonomisinde fiyat politikasına esas teşkil etmiştir. Osmanlı nar uygulamasında temel ölçü arz ve talep şartları olup tekelce eğilimlerin önlenmesi istenmiştir. Özellikle zirai ürünlerde arz şartlarının çok değişken olması böyle bir uygulamayı zorunlu kılmıştı. Yine talebin arttığı Ramazan Ayı öncesinde fiyatların yeniden tespiti gerekirdi. Arkadaşlar aslında metinde sorunun cevabı verilmiş diyebiliriz. Burada bahsedilen tabii ki nar sistemidir. Diğer şıklara baktığımızda pençik sistemi dediğimiz şeyde savaş esirlerinin 5'te biri asker olarak yetiştiriliyordu. Bununla zaten hiçbir alakası yok. Çiftane sistemi ise toprak ekim sistemi aslında arkadaşlar. Bir çift öküze sahip olan ailelere toprak verilir ve o toprağı ekip biçerlerdi. İltizam sisteminde ise devlete ait olan bazı topraklar belli bir süreliğine insanlara kiralanıyordu ve oranın vergisini topluyorlardı. Bu şekilde hazineye nakit para akışı sağlanmış oluyordu arkadaşlar. Yani kiralandığından dolayı vergileri direkt olarak aslında vermiş oluyorlardı. E, malikane sistemi de aslında iltizam sistemi gibi ama malikane sisteminde belli bir süre için değil ömür boyu kiralanıyordu o topraklar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olabilmenin temel şartları içerisinde yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır? Türk olma. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde zaten insanlar işte Türk, Ermeni vesaire diye ayrılmıyordu. Müslüman ya da gayrimüslim diye ayrılıyordu. Dolayısıyla devlet memuru olabilmenin şartları arasında Türk olmak yoktur. Türk olmayanlar da devlet memuru olabilir. Ancak Türk olmasa dahi İslam dinini benimsemiş olması gerekiyordu. Yani Müslüman olması şarttı. Çünkü zaten Osmanlı Devleti teokratik bir yönetime sahip biliyorsunuz. Yani dini bir yönetime sahip. Dolayısıyla memurlarının da Müslüman olmasını istiyordu. Aynı zamanda e, Türkçeyi kullandıklarından da dolayı Türkçe bilme zorunluluğu da mevcuttu. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu duruma örnek oluşturur? Sınıflar arası geçişe dikey hareketlilik denir. Bakalım arkadaşlar. İskan politikası ile göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesi. Burada bir sınıf değişikliği var mı? Yok. Sadece insanlar yerleşik hayata geçmiş. Dolayısıyla bu durum dikey hareketlilik olmaz. Yatay hareketlilik olur. Yani yer değiştirmiş olduklarından dolayı. Gönüllü olarak savaşa katılmış bir çiftçiye savaştaki başarılarından dolayı tımar verilmesi. Arkadaşlar tımar verilmesi demek aslında o bölgede adeta bir yönetici konumuna gelmesi demek. Çünkü e, bu çiftçi aynı zamanda otmar sistemi ile birlikte orada asker yetiştiriyor ve oranın korunmasını da sağlamış oluyor. Yani o askerler o bölgeyi koruyor arkadaşlar. Dolayısıyla o çiftçi orada bir yönetici konumuna gelmiştir. Yani dikey bir hareketlilik vardır diyebiliriz. Celali isyanları sonucunda köyden şehirlere doğru büyük bir göç hareketinin yaşanması yine dikey değil arkadaşlar yatay olur. Merkeze uzak eyaletlerde vergilerin intizam sistemiyle toplanması bununla bir alakası zaten yoktur. Şehzadelerin tahta çıkmadan önce sancaklarda görev yapması bu da onların tamamiyle tecrübe kazanmaları amacıyla yapılmış bir durumdur. Dikey bir hareketlilik yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yere teşkilatlarından hangilerinin yazılması doğru olmaz? Osmanlı topraklarından geçen yollarda ticaretin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlamakla nokta 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 görevlidir. Arkadaşlar menzil ve derben tabii ki yazılabilir. Ancak iltizam usulü böyle bir usul değil. İltizam usulünde Osmanlı toprakları belli bir bedel karşılığında kişilere kiralanır ya da devredilir diyebiliriz. Ve o bölgenin vergileri onlar tarafından toplanır. Yani devralan kişi tarafından toplanır. Yani bir vergi toplama usulü diyebiliriz aslında. Dolayısıyla bununla bir alakası yok. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani 5 şıkkı olacaktır. Tımar sisteminde gelirleri diğerlerine göre daha fazla olan toprak birimi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar biz toprak sistemini aslında dirlik sistemi diyoruz. Dirlik topraklar diyoruz zaten. Ve bu dirlik topraklar 3 ayrılıyor. Has, zeamet ve tımar olarak. Biz bu üçü arasındaki en fazla e, geliri olan toprak birimini bulacağız. Şimdi has topraklar 100.000 akçenin üzerinde gelir elde ederler diyelim. Ziyamet topraklar ise 20 ile 100 arasındadır arkadaşlar. Tımar ise 20 20.000'e kadar gelir elde eder diyoruz. Dolayısıyla şıklara baktığımızda has bizim için doğru cevap olacak. Ziyameti zaten eledik, dirliği elemiş olduk. Öşriye ise ee, Müslümanlara verilen topraklardı. Paşmaklıkta ise şöyle bir durum var. Padişahın eşleri ve kızlarına verilen miri topraklardı arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin göçebe Türkmenleri özellikle yeni fethedilen yerlerde yerleşik hayata geçirmesine nedenleri arasında yer almaz? Vergilerin düzenli alınmasını sağlamak tabii ki çünkü insanlar göçebe olduğu için arkadaşlar vergiler düzenli olarak toplanamaz. Yerleşik hayata geçtiklerinde vergiler düzenli olarak alınacaktır. Kapıkulu ordusunun mevcudunu arttırmak. Bu insanların yerleşik hayata geçmesi elbette Kapıkulu ordusuna bir etki yapmayacaktır arkadaşlar. Yani onların sayısını arttıracak bir durum değildir. Dolayısıyla B şıkkı olmaz. Savaşlarda öncü kuvvet olarak yararlanabilir bu insanlardan çünkü yerleşik hayata da geçtiklerinden dolayı özellikle o bölgelerde bir savaş gerçekleşirse ya da o bölgelerden Osmanlı Devletinin ordusu geçecekse bu insanların orada olması, onların orada bir öncü kuvvet olmasına sebebiyet verecektir. Halk arasında yaşanan huzursuzluğu gidermek. Arkadaşlar bu göçebe Türkmenler yerleşik hayata geçirilirken özellikle sorun çıkaranlar arasından insanlar seçilerek yerleşik hayata daha çok geçirilmiştir. Tabii ki hepsi geçirilmeye çalışılıyor zaten ama e, öncelik daha fazla sorun yaşayan, yani halk arasında problem yaşayan insanların yerleşik hayata geçirilmesidir. Dolayısıyla bu da doğru olur. Tarım alanlarını genişletmek yine olur. Çünkü göçebe insanlar sürekli bir yerlere yerleştiklerinden dolayı e, o bölgelerde tarım yapılmasına engel olunabiliyordu. Dolayısıyla tarım alanları genişlemiş olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Osmanlı Devleti faydalarından hangilerinin elde edilmesine yönelik olarak dirlik yani timar sistemini uygulamıştır. Tarımsal üretimin denetlenmesi. Arkadaşlar timar sistemi ile birlikte o bölgede asker yetiştirilecek ve tarımsal üretim de aslında yapılmış olacak. Dolayısıyla tarımsal üretim daha rahat bir şekilde denetlenebilecek. Bu yüzden doğru olmuş olur. Savaşa hazır bir ordunun oluşturulması yani timarlı sipahiler tabii ki doğru olur arkadaşlar. Şehzadelerin bağımsız hareket etmesinin önüne Böyle bir durum söz konusu değil zaten. Yani Osmanlı devlet kuralları arasında şehzadelerin bu kadar geniş yetkileri yok. Sadece sancağa çıkarlar ve orada da yine padişaha bağlı olurlar. Bağımsız bir şekilde hareket etmezler. Yani dolayısıyla tımar sistemiyle hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin çok uluslu ve çok dinli imparatorluk yapısının pekişmesinde aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha fazla etkiye sahip olmuştur? Arkadaşlar tabii ki İstanbul'un fethedilmesi diğer seçeneklere göre daha fazla etkili olacaktır. Çünkü İstanbul hem gayrimüslimler için çok önemli bir merkezdi hem de oldukça fazla etnik unsuru içinde barındırıyordu. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetmesiyle birlikte çok uluslu yapısı, çok dinli yapısı pekişmiş olacaktır. Bu sebep sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi sonrasında toprağın kullanım hakkı geri alınabilirdi? Osmanlı devletinde toprağın mülkiyeti devlete, denetim hakkı dirlik sahibine Kullanım hakkı ise köylüye aittir. Arkadaşlar eğer köylüler toprağı 3 yıl boyunca üst üste ekmezse oradan bir üretim sağlamazlarsa devlet onların elinden alır ve toprağı başka bir köylüye verirlerdi. Kullanım hakkı köylüye ait olduğundan dolayı. Dolayısıyla doğru cevabımız aşık olacak. Diğer seçenekler doğru olmayacaktır. Osmanlılardaki timar sisteminde özelliklerinden hangileri toprakların maaş karşılığı verildiğine kanıt olarak gösterilir. Tımarlı sipahinin topladığı her 3000 akçe için bir cebeli adlı atlı asker yetiştirmesi. Arkadaşlar bu durumun maaşla bir alakası yok. Çünkü akçeye göre asker yetiştiriliyor. Dolayısıyla olmaz. Toprakların rütbe ve derecelere göre verilmesi. Çünkü arkadaşlar o rütbe ve derecelere göre verilecek ki ona göre maaşlarını alabilsinler. Yani maaş karşılığı verildiğine bir kanıttır diyebiliriz. Görevi sona eren dirlik sahibinin elindeki tımar topraklarının da alınması yine görevi sona erdiği için e, tımar topraklarından gelir elde yani maaş elde edemeyeceği için geri alınıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru olmuş olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre Züleyha'nın dedesinin Osmanlı Devleti'ndeki aşağıdaki toprak türlerinden hangisinde denetim hakkı olduğu söylenebilir. Züleyha evindeki eski belgeleri incelerken Osmanlı Devleti döneminden kalma dedesine ait arazi tapularına rastlamıştır. Arkadaşlar dedesine aitse yani kişinin kendisine aitse o topraklar büyük topraklardır. Diğer seçeneklerimizi de açıklayalım. Dirlik arazinin gelirleri savaşlarda yararlık gösteren insanlar verilirdi. Vakıf arazi ise gelirleri cami, işte kervansaray, hastane gibi kurumlara verilirdi arkadaşlar. Yurtluk arazide gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklardı. Ocaklıkta da kale muhafızlarına veya tersane giderlerine verilirdi gelirler. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Osmanlı toprak sisteminde yer alan ve özellikleri yukarıda verilen toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve ilmi ihtiyaçlarını karşılayan, satılamayan, hibe edilemeyen ve durumları değişmeyen topraklar tabii ki vakıf topraklardır arkadaşlar. Bu topraklar toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılmış olan topraklar olacak. Haraciye topraklar gelirleri Müslüman olmayanlara yani gayrimüslimlere ait olan topraklardır arkadaşlar. Yurtluk arazilerde gelirler sınır boylarındaki askerlere verilirdi. Dirlik arazilerde ise savaşta yararlık gösteren insanlara verilirdi gelirler. Mukata ise gelirler doğrudan hazineye aktarılırdı. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.